Herkese merhabalar, mutlu akşamlar, mutlu bir pazar akşamı diliyoruz sevgili dostlar. Türkçe Rock programından ben Ozi. Sizleri CRI Türk'teyip yeni bir Türkçe Rock programıyla karşılamış oluyoruz. Kiminle karşılamış oluyoruz? Çok sevdiğim müzisyen dostum Övünç Dan'la beraberiz. Ona hoş geldin diyeceğim tabii ki öncelikle. Hoş bulduk. Selam Uzi. Ne selam, güzel oldu görüştük. Selam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi çok harika. Çok sağ ol. Sevgili dostlar, önümüzdeki dakikalar boyunca CRI Türk'te canlı yayın Türkçe Rock'ta. Şöyle hemen tabii ki kameralarımız kayıtta şu an. Plağımızı göstermek istiyorum. Müthiş bir albüm Ölüler Hariç yayınlandı. Plak formatında Kana Kana isimli grubumuzun. Efendim, bir yapıtın diyeyim daha doğrusu. Teşekkür ederim. Çünkü son zamanlarda özellikle bana göre bir paylaşımlarımı da o şekilde yaptım. Ülkede çıkan en sıra dışı yapımlardan, albümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok çok daha dark wave veya böyle gotik işlerimizde yok. Haliyle nadir çıkan işlerde bu kadar güzel çıkınca böyle tadından yenmez oluyor sevgili dostlar. Ben de buradan bir dinleyici olarak öncelikle Tamar Records, Rainbow Records yapım ve tabii ki Övünç'e çok teşekkür ediyorum böyle bir albüm oluşturdukları için. Biz teşekkür ederiz. Onların adına da edebileceğimi düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten zevk. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kana Kana sticker var sevgili dostlar. Şurada. Bu aslında dış jelatinin üzerinde. Ben bunu oradan çıkartıp kapağın üzerine yapıştırdım. O da çöpe gitmesin diye. Çünkü sticker delisi bir adam olduğum için. Mükemmel. Bu arada biz genelde hani onu kimse atmak istemiyor. Evet. Yandan açın şu işte şeffaf şeyi çıkarmayın diyoruz ama bunu yapabilen ilk defa birini görüyorum. Rainbow 45 bunu görsün, yapılabildiğini çok iyi. Şöyle göstereyim ben. Çok milim milim çıkartıp orijinal kapağın üstüne yapıştırdım. Çünkü böyle bir hevesle açarken yırtılıyor, parçalanıyor. Aa, sticker da gitti falan diyoruz. Ben kendime bir tane saklıyorum, getirirsem onun da bana bunun aynısını yaparsın değil mi Ozan? Tamam, onu yaparım. Tamam. Bu narin parmaklarımın ucuyla böyle brrrt diye çıkartıp orijinal kapağı yapıştırırım. Tabii ki senin için keyifle. Pekala sevgili dostum, nasılsın, neler yapıyorsun? Biraz böyle bir girişi yapalım istersen, oradan Ölüler Hariç'e bağlayalım. Harika. Ve öyle ilerleyelim tamam. Diyorum. Buyurun. İyiyim, her şey yolunda. Çok çok tatlı ufacık bir nezlem var, o yüzden sesim böyle geliyor. Çok da güçlü de gelmiyor. Normalde ne kadar bağırarak ve çok konuştuğumu herkes bilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum ama enerjimiz yerinde Ozi ile karşılıklı. Evet. O nezle dışında her şey yolunda. Çalışıyorum. İşler güçler devam. Her gün yeni kayıtlar. Bambaşka kayıtlar, işte projeler var. Bir yandan kendi işimi yapıyorum. Bir yandan yeni şarkılar üretiyorum. Bir yandan Kana Kana'nın yeni olması bana göre o zaten olmalıydı dediğim bazı ezgileri kaydediyorum falan. Hayat devam ediyor. Bu arada Kana Kana resmi Instagram'ından Övünç story'mizi de paylaştı. Evet. Efendim, az sonra yayındayız story'mizi. Oradan görebilirsiniz. Ben hemen programın başında sevgili dostlar sosyal ağ adreslerimizi aktarmak istiyorum. Ardından Övünç de tabii ki kendisine ait olanları aktarsın. Sevgili dostlar, programın Instagram adresi ozitrrak, Twitter Ozi ile TRRak ve Facebook sayfamız Ozi ile Türkçerak. Bizlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bir de WhatsApp telefon hattımız var. 0530 666 666, 4777. Buradan da isterseniz bize mesaj atabilirsiniz. Pekala. Şimdi Ölüler Hariç sevgili dostlar plak formatında yayınlandı. Müthiş bir albüm. Benim bu haftam zaten öncelikle plak sahip olana kadar dijital platformlardan dinlemekle geçti. Fakat ne zaman ki buradan Salih abiye, Selim'e sevgiler, Rainbow plak, Afşin abiye de sevgiler. Ne zaman ki uğradım, hop bir Kana Kana plağım oldu. Ve o andan itibaren plaktan dinlemenin keyfini, hazını yaşıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Destekler için de tabii ki çok çok teşekkürler. Bundan önce de birçok isme aslında albüm bastı. Evet. Rainbow. Aynen. Bu ekonomik sıkıntılı süreçte yine de adamlar idealist. Kesinlikle. Müziğe aşıklar. Kesinlikle. Satıcı olmanın dışında da
efendim prodüksiyon olarak da hani basmak anlamında da müziğe desteklerine devam ediyorlar. Yani zaten tanıyanlar bunu bilir ama tanımayanlar için benim ilişkim de tabii çok yeni. Aslında tanışmamız eski ama ilişkimiz daha çok bu plakla oldu. Müthiş böyle unuttuğumuz bir işletme, unutulmuş bir düzen ve ne diyeyim, unutulmuş bir samimiyetten bahsediyoruz. Her aşamada önceliğe müziğe verip en öne müziği koyup onun dışındakileri de bir şekilde dolduruyorlar. Müthiş yani. Salih abiye geçtiğimiz günlerde Şişli'de Feriköy'de plak günleri oldu. Aa, evet. Orada standında yine sevenleriyle kavuşmuş durumdaydı. Ben de onları görmeye uğradım. Orada yine aynı şeyi söyledim. Yani şu plağı görmek sanki 90'larda yaşıyormuşum hissini bana hissettirdin. Böyle bir şey mümkün değildi benim için. İmkansız anlamında. Öyle bir havası var. Tabii ya, tabii. Eskiymiş gibi bir havası var. Yani, yani bak, imkansız anlamında demiyorum abi. Yapılır falan da. Şimdi Rainbow 45'i, yani Rainbow 45'i bilen bilir ya. Şimdi tabii. Rainbow 45, bu albüm çok güzel. Ben bu tarz bir albüm yapmak istiyorum. Bunu çok beğendim. Biz bunu plağa bassak mı dediğinde sen gerçekten kendini kendinde başka bir yere koyuyorsun. Bana bunu hissettirdiler. O yüzden her zaman teşekkür ediyorum. Çok seviyorum onları ya. Harika. Buradan da sevgiler, selamlar. Sevgiler, aynen. Bugün zaten şey gibi, programın iç sponsoru gibi oldu. Üzerimde görmüş olduğunuz. Ya evet ya. Wild Olympics tişörtü de beğenenlere adres olarak yine Rainbow'u göstereceğim. Orada satın alabiliyorsunuz. Tabii, harika tişört. Kadıköy yolu düşen hemen Cafer Ağa Spor Salonu'nun arka sokağında. Aynen. Rainbow'a yolu düşenleri bu tişörtten almak isteyenleri o adrese yönlendirmiş olayım. Süper. Bu arada sevgili dostlar, plağı incelemeye devam edelim. Tabii ki plağın kendisi şu şekilde böyle gıcır gıcır, hemen gösteriyoruz. Güzel. Ve bir de buradan sevgili dostum Övünç'ün bir fotoğrafının bulunduğu şöyle bir iç sayfacık yer alıyor. Evet. Burada da bu yüzünde de şarkıların sözleri ve credits infolar. Efendim Bahar, Pierre, Masar, Canan, Sevda, Hakan, Suat, Kerem, Can, Başak, Salih, Alper, Dr. Skull ve Çağlan'a tabii ki teşekkürler. Ve bu albüm sana Baron diyor. Buradan da abimiz, ondan çok şey öğrenmiş olduğumuz Çağlan'a sevgiler, saygılar. Her zaman. Her zaman mekanı cennet olsun. Bu şekilde de aslında Övünç albümle yine bir kere daha anmış olmuşsun kendisini. Evet, zaten hemen hemen her yerde de anlatıyorum. Soruyorlar da yani bu plak formatında olmasının sebebi o. Hı hı. Albümün yapılmış olmasının, benim bu projede ısrar etmemin büyük nedenlerinden biri de o. O yüzden maalesef o göremedi bunu, albümün yayınlandığını. Plak formatını hiç göremedi ama bu ikisinde payı büyüktür. O yüzden her zaman harika. Aynen. Harika. Süper. Sevgili dostlar. Pekala, böyle bir açılış yaptık. Tabii ki vaktimiz yettiği müddetçe ben albümdeki şarkıları çalacağım. Aralara yine böyle ülkemizden bazı başka isimler de kattım. Zevkle, ne güzel. Hani bu tona yakın, ne bu güzel tarza yakın başka grupların da şarkılarına yer verelim dedim. Süper. Pekala. Sevgili dostlar, şimdi Düğüm dinledik. Düğüm bu arada ilk servis edilen single'dı, evet, değil mi? Evet, ilk single zaten albümün de açılış şarkısı. Albümü temsil eden iki şarkıdan biri diyebilirim. O yüzden mühim bir şarkı albümde. Harika. Pekala. Berlin'de Kış'la devam edeceğiz. Ardından sohbetimize devam. Evet sevgili dostlar, aramıza yeni katılanlara yeniden merhaba diyoruz. 19.21 yaptık saatleri. Sevgili dostlar, CRI Türk'te Ozi ile Türkçerak canlı yayın her pazar 19.21 saatleri arası. Bugün de sizlerle beraber ve kana kanayla beraberiz. Sevgili dostum Övünç Tan bizlere bugün eşlik ediyor. Müthiş albümü Öller hariç plağıyla ve ilerleyen zamanda belki de başka bir formda da yayınlanabilir. Neden albüm olmasın? Bilmiyoruz yani. Böyle bir albüm DAT olarak da çıkarsa sahip olmak isterim. MD olarak olabilir. Şimdi tabii 20 yaşında genç kardeşlerimiz, 20-23 yaşında genç kardeşim DAT, MD o ne falan diyebilir. Çünkü onlar biraz dijital platform çocukları. Normal. İşte Spotify, Deezer, iTunes vesaire vesairelerden müzikler dinleniyor. İşte biz tabii biraz yaşlıyız.
yaşlıyız. Ben ve övünç yaşlıyız. O yüzden de biz böyle şeyleri çok seviyoruz. O hard copy gibi falan. Bir de bu hayata girdikten sonra bu dijital platformlar, sanatçılar, gruplar da çok tercih etmedi fiziki albüm basmayı. Tabii. Zaten ülkemizde de atıyorum kaset fabrikası mı var, işte CD mi basılıyor ki falanlar da var ya. Ama plak yeniden hayatımıza hızlı bir geri dönüş yaptı ve çok koleksiyoner var, çok albüm alan var, çok plak alan var ve çok çok da ciddi ciddi de paralar da ödeniyor. Bu biraz daha pahalı da bir zevk. Öyle, bir de çok gerçekten çok güzel bir koleksiyon objesi. Evet. Ben biriktirmesem de biriktireni çok iyi anlıyorum ve programdan önce şeyi konuştuk ya seninle, yani plağın geçmişini düşünürsen ne kadar geriye gittiğini, bugünleri görebilmiş, teknolojiyle evrilmiş bir şekilde maliyetleri düşmüş kendine göre. Ve belki ülkemizde o kadar yaygın olmasa da yurt dışında çok daha yaygın, çok daha büyük piyasası olan süper bir koleksiyon ürünü. Şöyle de bir farkı var. Tabii ki aslında kasetten bahsediyoruz. Tabii ki kaset tam bir koleksiyon ürünü. Çünkü hani süper bir audio kalitesi bekleme dinlerken, ama bir tekrar diyorum, benim bir koleksiyonum yok ama iyi bir sistemden bir albümü plaktan dinlemek çok farklıdır diyen işte audiofil, biliyorsun insanlar böyle şeyler söyler. Gerçekten öyle. Yani bu inkar edilecek bir şey değil. Müthiş bir deneyim. Ben de aynı şekilde bu plağı ilk kez iyi bir sistemde plak formatına, yani bu albümü plak formatına duyduğumda, ya bu böyle bir şey, ya bu kadarını beklemiyordum, itiraf edeyim. Yani ama tabii iş burada şey de devreye giriyor. Mix mastering tabii, o sana bakan işler, evet, değil mi? Evet, mix mastering bana bakan işler. Ben yaptım bu albümün mix masteringini ama Salih abiyle birlikte bunun tekrar plak için bir remastering işlemi oluyor. O Almanya'da yapıldı. Bunun sonucunu çok merak ediyorduk. Ben güzel olacağını düşünüyordum, o da düşünüyordu ama ben bu kadar, bu derece iyi olacağını düşünmüyordum. Gerçekten benim plan dediğim ama duyum müthiş. Evet evet. Tonlar çok iyi. Müthiş. Sound çok iyi plakta. Müthiş. Altlar falan müthiş geliyor. Evet. Plak sever ve hani plak masteringini yapan iyi yapmış. Çok müthiş yapmış yani. Zaten çok da güzel geldi dendi ilk biz daha duymadan. Özetle plak dinlemeyi seven insanlara o açıdan da öneririm. Hani şarkıları beğenirler beğenmezler ama sound olarak dinlemesi zevkli. Şimdi burada geri planda ya da şöyle diyelim, gizli kahramanlar var. Mesela fotoğrafı çeken arkadaşımız Sevda Kaplan. Kesinlikle. Efendim LP kapak tasarım uygulama Yeşim Demircan'a ait. Kapak tasarım Kana Kana. Mix mastering Kana Kana. Eve Veda vokalde Pierluigi de Robertis var. Aynen. Onun da tabii aslında bir hikayesini öğrenmek isteriz. Biraz ondan bahsetmeni istesem. Olur, çok kısa bahsedeyim. Konusu açılmışken. Her gün bir doz için albümdeki şarkılardan biri. Ben bir video arıyordum. Bazı videolarımı da bazı filmlerden, işte çekilmiş filmlerden, işte yönetmenleriyle görüşerek, izin alarak, editleyerek oluşturuyorum. Onun için kafamda bir konsept vardı. Belki çekeriz diye ümit ediyordum ama biraz zor görünüyordu. O aramalarımda işte böyle belki onlarca, yüzlerce videonun arasından bir tane video izledim. Milan'da bir mezarlıkta çekilmiş bir kısa film. Pierre de onun yönetmeni. Benim inanılmaz çarptı film. Ondan sonra defalarca izledim ve yani başka bir ihtimal yok. Yani Her Gün Bir Doz'un videosu bu. Ben bunu, o videoyu izleseydim Her Gün Bir Doz'u yazardım derecesinde çok heyecanlandım. Ulaştım, o da Milan'da yaşayan bir film, reklam filmleri, evet, sanat filmleri yönetmen, fotoğrafçı. Ve beklemediğim kadar tatlı yaklaştı. Çok dinlemek isterim dedi. Şarkıyı yolladım. Çok beğendi. Filmimi istediğin gibi kullanabilirsin dedi. Aa, süper. Ve bana montajlama hakkını tanıdı. Çok ben büyük kendim, jest değil çok mi? Çok büyük jest. Yani filmi montaj kullanabilirsin anlarım ama montajını yapabilirsin çok büyük olay. İzin verdi. Ben de hayalimdeki gibi montajladım. Onu da çok beğendi. Biz bu şekilde yayınladık. O esnada da mesajlaşıyoruz. O bana bir gün bir sesli mesaj attı. Çok acelem var diye. Ve ben Pierre'in sesini ilk defa ses tonunu duydum ve vuruldum. Yani Dracula sound böyle bu ses nedir ya, sen seslendir, evet, bunu falan oldun. İnanılmaz oldum ve Eve Veda var albümün son şarkısı. Onun üzerine bir şiir hayalim vardı. Biraz Çağlan'la alakalı. Türkçe olsun istemiyordum.
Karşımda müthiş bir İtalyan var. İtalyanca hayran olduğum bir dil. Ses tonu harika. Ona şiir yolladım. Bana bunu İtalyanca'ya çevirip seslendirir misin diye. Ben önce ilk dinlediğimde Övünç dedim acaba bu ses de sen misin? Hayır, evet. Ondan sonra dedim ki Övünç'ün sesi ne kadar güzelmiş. Ya, değil mi? Muazzam bir konuşma tonu adamınki ya. Vurgular. Yani şey böyle reklam seslendirmeni hani yani evet. Pek şatlar vardır ve ya. Ve mesleği o değil bu arada. Ha, hiç ilgisi değil. Yok. Yani adam reklam seslendirmenliği yapabilirmiş. Bilir. Bir de beni aslında şey çok vurdu ama sonra İtalyanca'ya döndük. O bana İngilizce atıyordu ses kayıtlarını ama o İtalyanca soslu İngilizce ile böyle o kırık İngilizce ile muazzam vampir havası vardı. Aha. Ama dedi ki bu şiir İtalyanca çok güzel olur. Tamam dedim, sen bilirsin. Evet. Buna döndük. Bu arada İtalyanca tabii ki kendi dilinde söylemesi şu açıdan iyi olmuş. Tam o formda hissediyorsun o hikayeyi. Evet. O hani İtalyan kült korku filmleri vardır. Evet, gerilim filmleri vardır ya. Yani konsepti tamamen finalde tamamlamış diyeyim ben sana. Gerçekten öyle. Hani. İnan ki ben Eve Veda'nın müziğini 2000 yılında yazmışım. Bu albümde yer aldı ve işte sözleri Çağlan'dan sonra yazıldı. 2020'de falan yazılmıştır herhalde. Yani düşün ki böyle bir hikaye, yani 20 seneye yayıldı bir tane melodi bu sadece. Ama harika bir hikaye oldu benim için kısa film. Süper. Peki şimdi Kana Kana'ya geri döneceğiz. Okay. Övünç, ama tabii ki bir müzik adamı olarak senin bundan önceki farklı bulunmuş olduğun, müzik yapmış olduğun işler var. Var, evet. Bir kere zaten prodüksiyon işleri yapıyorsun. Evet. Reklam, tanıtım, jingle vesaire gibi. Mesleğim o zaten. O sektördesin bir yandan da ama hani öncesinde de bazı gruplar var tabii. Sana ait. Çok sahneye alındın. Daha sahneye çıktın ve daha rock'n'roll işler yaptın. Tabii, tabii. Buna çok rock'n'roll demiyoruz. Tabii. Bunun, hani, bu farklı bir form. Bunu rock'n'roll dememek için yaptım ben zaten. Aynen. Tamam. Mesela o tarafa geri dönecek olsak, hı-hı, mesela onlar senin için neler ifade ediyor? O gruplar şöyle, ya da o şu tarz zaten, işler. Zaten Gaddar diye bir sana da defalarca konuk olduk, evet, biliyorsun. Gaddar diye bizim bir keyfi metal grubumuz var. O zaten baki. Hatta ara ara toplaşıp çalmak için mi? O duruyor mu? Toplaşıp çalmak için, şarkılar yayınlamak için. Mesela şimdi Dr. Skull Tribute müthiş bir albüm geliyor. Dr. Skull şarkıları gruplar coverladı. Dr. Skull Tribute albümünde bir tane Kana Kana cover'ı var. Bir tane de Gaddar cover'ı var. Çünkü ben dev Dr. Skull fanı olduğum için Alper abinin tabii beynini yedim diyebilirim. Ne olur ne olur diye. Sağ olsun, o da beni çok seviyor. Çok güzel şarkılar seçti bizim için. Özetle orada harika bir Gaddar cover'ımız var. Yakında yayınlanacak. Gaddar aslında devam ediyor. O yüzden ondan çok geçmiş zaman gibi bahsetmiyorum. Hatta sertleşerek de devam ediyor. O senin söylediğin gibi rock'n'roll, hatta dev metal dünyası benim için tabii ki her zaman baki ve devam ediyor. Ama ve lakin bunların gün yüzüne çıkması artık gerekiyordu. Kana Kana bunun için süper vesile oldu. Çünkü ben bu tarz müzikleri çok üretiyorum ama sadece sevdiklerimi ve kendim evde dinliyordum. Ama belli fikirlerim değişti ve bu yaşı görmem gerekiyormuş. Artık bu yollardan da devam ediyorum ama metal devam. Ondan önce işte Kaçak falan vardı. Onlar tabii başlangıç zamanları. Evrile evrile bugünleri gördük ama metal full devam yani. Süper. Bu formda işler üretmeye de devam ediyorsun. Belki de bir de yine Çağlan'ı da anacağız. Onun da hani gazınınla senin böyle bir şeye geçiş yapman, değil mi? Bu tarz bir şeyi tabii yayınlamış olman. Tabii ki. Yani şöyle bir çok, şey. Çok çok iyi olmuş. Aynen. Yani. Ben bunun ismini koyamamıştım. Bunu kaydettim ve bu demo halinde ama %90 dinlediğiniz şey aslında o demo. Ben onları toparladım. Albüm haline getirdim. İsmini de hiçbir şeyini koyamamıştım o zaman ama. Kana Kana nereden çıktı? Ya Kana Kana şuradan çıktı açıkçası. Kafamda bir iki isim vardı ama bir şey istiyorum ama ne istediğimi bilmiyorum. İsim koymayı da çok severim ben. Grup isimlerini falan tabii hep şarkıda yapıyorum. Da geçiyor söz. Aynen, şarkıda da geçiyor. Berlin'de. Berlin'de kışta geçiyor. Benim için şöyle bir şey temsil etmesini istiyordum. Geldiğim yer ve Türkçe müzik yazmayı niye seviyorumla alakalı olsun istiyordum. Orada bu albümde çok etkisi vardır hissedilmese de. Fikret Kızılok benim için çok önemli bir songwriter'dır. Fikret Kızılok, Yeni Türkü, Sezen Aksu, tabii ki Tarkan, bunlar benim için mühim köşeler. Türkçe şarkı yazmayı
yazmalıyım ben dedirten insanlar benim için. Orada bir tatlı bir Fikret Kuzulok ve biraz da Tarkan göndermesi var. Hmm. İkileme işte yana yana kuzu kuzu. Ki Fikret abinin albümü de yana yana. Yana yanadır zaten. Zaten Berlin'de kışta yana yana diyorum. Öyle bir gönderme isterken şarkı da yazmışken şey oldum. Ya kana kana niye ben kana kana demiyorum? Ne yapmışım hani şarkı? Ki, karanlık da bir iş ya. Tabii tabii yani. Oradan kana kana. Evet evet biraz öyle işte çıktı. İşte korku, evet, gerilim. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Berlin'de Kış albümün sözleri en son yazılan şarkısı ve çok güncel yazıldı. Güncel de yazılmışken içinde çok fazla sevdiğim arkadaşlarımı barındırıyor. Çağlan'ı barındırıyor. Bazı hayalleri barındırıyor. Korkuyu barındırıyor. Bir sürü şeyi barındırıyor aslında. Önemli bir şarkı o açıdan ve ben bunu düşünmeden şarkı yazıp sonra grubun adını içinden çıkarabileceğimi görünce dedim niye koymuyorum ki, daha zaten ismi bulmuşum ben, haberim yok. Aynen, dedim. Grubun logosu ama bir tabut, çünkü Çağlan başından beri grubun adı Tabut olsun istiyordu. Ben de asla abi Tabut diye grup mu olur diyordum. Oraya kadar dayandım ama şeylerde, stickerlarda, işte bazen posterlerde falan o kapaktaki iskeletin olduğu bir tabut kullanıyorum. Öyle yani. Gayet güzel. Renk tonları falan. Onların hepsini ben yaptım. Hep keyfime göre. Gayet güzel. Bu arada renk tonu demişken her yerde belirtiyorum. O altın rengi Sezen Aksu 88 albüm kaset rengidir. He. Oradan aldım. Oradan da ne kadar feyiz alındı, etkilendi. Benim The Türkçe pop, evet, açılış yani. Ben o zaman işte 88 yılında mıydım, 9 yaşında mıydım neydim. Ben abi şarkı, bu şarkılar, bu müzikler nasıl üst üste çalınmış? Bu bir işse ben bunu yapmak istiyorum dediğim Onnotunç ilk duyduğum albüm benim. O günden itibaren şarkı düzenlemek benim için çok önemli. Gerçekten çıkış noktası şeydir, Sezen Aksu 88'dir baştan sona. Sezen Aksu'dan da bu noktaya gelmesi değil mi? Hani böyle bir Dark Wave albüm. Hani evet, Sezen Aksu formundan, müziğinden. Tabii ama müzik de böyle bir şey değil mi aslında? Öyle okey yani. Ama şimdi evet, hiç tahmin etmezsin ya mesela. Ya, Sezen Aksu hayranlığı var, Onnotunç. Tabii Onnotunç var. İşte Sezen Aksu albümleri falan filan. Ama vampirler bile var. Ama oradan son varılan nokta şu. Tabii. Bu arada burada da sen varsın. O yatan da benim, ikisi de benim aslında, aynen. Evet, kesinlikle. Öcükler var. Öcükler de var. O bir tablodan uyarlama yani, tablonun üzerine. İşte bakın, o yüzden hard copy diyoruz. Biraz da böyle zevkleri, yani fetiş bir durumu var. Kesinlikle ya. Mıncıklıyoruz, kokluyoruz. Kesinlikle. İçinden poster çıktı. Kesinlikle. İşte bak şurada da sticker var. Şuradan da işte bir fotoğrafa uzanıyoruz. Şuradan da şarkı sözlerine, işte kim yazmış, kim çalmışlar, evet, falan filan. O yüzden de işte sevgili dostlar, biz biraz böyle hard copy'ciyiz. Bu şekilde de ben devam edeceğim. Ama tabii ki dijitalin şu noktada hakkını yemek istemem. Mesela diyorum ki Kana Kana diye bir grup var. Ne kadar güzel müzik yapıyormuş. Similar artist. Benzerleri. He. Hop ne bulduk? Duct tape bulduk. Hop ne bulduk? İşte hani yeni bulduk. Misal diye. Aynen. Hani örneğin işte Kuma'dan bulduk. Hop Break bulduk. Kargalar diye bir grup. Art Diktatör bulduk falan. Yani gibi. Çok çok doğru. Çok mesela çok. O noktada muazzam, tabii. Müthiş muazzam, abi. Yani muazzam. Araştırmacı dinleyiciysen muazzam. Ya da işte radyocuysan, DJ'lik yapıyorsan muazzam. Bunlar gerçekten aynen. Çok iyi. Artı yani. Çok küçük bir şey ekleyeceğim. Girişte de seninle konuştuk ya. Bu teknolojiler, bu ilerleme sayesinde, internet sayesinde aslında müzik yapmanın fikrini bile edinemeyecek muazzam yetenekli ama ve lakin ömrünü başka işlerde harcamış insanlar şu anda buna cesaret edebiliyorlar. Çünkü bunları yayınlayabiliyorlar. Bir mecraları var. Bu hepimiz için geçerli. Bence bu inanılmaz yani. Çünkü artık kayıt kolay, yayınlamak kolay. Bu da önemli. Biz de onları dinleyebiliyoruz. Böyle bir sürü sanatçı ruhlu insan işte memuriyetlerde, taşralarda, orada burada tükendi gitti. Bir sürü örneğini hepimiz sanırız. Evet, hani şöyle bir şey anlatım vardır. Bizim Mehmet abi o muazzam şarkı söylerdi. İşte 55 yaşında öldü falan gibi. Hani bu tarz insanlar acaba ben de bir şey mi yapsam diyebiliyorlar şu anda. Çünkü çok kolay. Bu açıdan da ben evet, teşvik muazzam. Konusunda çok önemli çok, gerçekten. Çok seviyorum yani. O dediğin tip formda insanları çok yerde karşılaşıyoruz. Çok. Yani adam mesela farklı bir mekana gidiyorsun. Orada asbelkader denk geliyor. Hı-hı. Tanışıyorsun falan ama adam aslında orada sallıyorum işte barmen mesela. Evet. Ama yaşı var belli ki böyle 65-70 abimiz gibi falan böyle. Ha diyor falan işte biz de bir aralar uğraşmıştık falan filan. Nerede işte ben de diyor işte Erol Büyükburç'a çalmıştım misal falan diyor. Anladın mı? Adam orada barmen falan. Evet.
sen şimdi ne söylüyor, ne örnek veriyor, neden bahsediyor ve o orada ne yapıyor mesela? Belki, çok garip yani. Çok garip. Belki yaptı, bu işini de çok seviyor bu arada ama konu o değil. Konu kendini müzikle ifade etmek istiyor ama bir mecra yok. Çünkü bir stüdyoya gidip kayıt yapacak, analog kayıt, evet, aktarılacak, plak şirketi falan tabii, filan. Yok. Yani evet, işte sen daha önce de konuştuk ya, sizin zamanların, ben mesela sizin single kasetini hayatımda gördüğüm ilk single kaset sizin single kaset. Sizi söylüyorsun. Aynen. Yani single kaset mi olur abi ya? Değil mi? Single o single kaset. Kasete harcanan masrafı düşün ya. Plastiği düşün. Bari kaset basacaksan albümüne bas diyorsun değil mi? Ama bu arada olmalı. Mesela. Ben sadece o şarkıyı dinlemek istiyorum. Evet. Ve bu olmalı. Ki çok. Yurt dışında da var. Evet. Single çok kasetler. Doğru bir hareket. Doğru. Ama bir yandan nasıl bir masraf? Ve onun sonra CD'si de çıktı. Evet. Yani. Senin onu çıkarmak için uğraştığınız eforu yani, düşün hep birlikte ya. İşte, hani o yüzden şu anda sen çok yayınlıyorsun. Aynen çok, biz dinliyoruz. Bak yaptınız mesela, ne güzel dinledik değil mi? Çat. Tabii, tabii, paylaştınız. Tabii, tabii. Hala da dinliyoruz ya. Yani. Tabii süper süper. Ara ara çıkartıp oynuyorum onları. Lazım. Biliyor musun? Lazım. Pekala sevgili dostlar. Öller Ayşe albümdeki şarkılardan sizlere dinletmek istiyorum. Hangisini, albüme adını veren şarkısı gelecek Kana Kana. Ardından buradayız. Buyurunuz Öller Hariç. Sevdiği, hayran olduğu gruplardan, belki de en hayran olduğu grup Övünç'ün. En hayran ülkede olduklarımdan ha, diyeyim yani. Diyelim. Tabii çok çok seviyorum. Tabii. Canımız, canımız da buradan yani. Abilerimize canımız, de aynen. Sevgiler, saygılar. Her zaman. Aynen, her şey yolunda çaldık. Playlistimize renk kattılar. Eğer dediğim gibi içindeki şarkı yazma Türkçe sözüyle şarkı yazma güdüsünü bastıramıyorsan mesela Dr. Skull bu albüm, ki Dr. Skull'ın hard fanları arasında böyle manyak popüler bir albüm değildir biliyorsun. Diğerleri daha popülerdir. Rules for Fools daha mesela, çok falan. Tabii tabii. War is over. Hani onlar daha trash falan diye. Ama benim için bu her şey yolunda albümdür. Çünkü dediğim gibi Türkçe sözüyle, abi Türkçe rock yazılmıyor onun. Tam antitezi, muazzam. Hani, al işte biz yaptık yani. Abi al ve hani çalış. Yeteneğinde varsa yazarsın. Ben çok üzerine çok dinlediğim, çok düşündüğüm bir albümdür benim için. Çok da etkisi vardı şarkı yazımında diyeyim. Harika, süper. Sevgili dostlar, Öller Hariç üzerine konuşmaya devam ediyoruz Övünç'le. Şimdi Kana Kana konserleri için bir planlaman var mı? Yeni tarihli bir şeyler paylaşabilir miyiz Övünç? Ya şöyle bir şey paylaşabiliriz. Bir tane ilk açılış ilk konserimizi Salon İKSV'de yaptık Mayıs sonu gibi. Müthiş geçti. Evet. Ondan sonra ama işte hem iş güç hem de böyle biraz şey modundayız Kana Kana'da. Ben Kana Kana'da 3 kişi çalıyoruz biz. Sahnede 3 kişiyiz. Kimler var? Onlardan da bahsedebiliriz. Can var. Can zaten hem Gaddar'da hem Kaçak'ta o zaman benim o kadar eski arkadaşım, benim için gitarist dediğin zaman gitarist odur. Ben çok iyi gitar, çok güzel gitar çalarım, güzel gitar beslerim ama virtüöz olmak istesem Can gibi gitar çalmak isterdim. Benim için odur Can. Tamam. O yüzden her zaman biz beraberiz. Can var. Can var. Bir tamam. De Barış var. Barış da multi enstrümanist, çok iyi davulcudur. Özge Fışkın'la çalıyor şu anda. Bir sürü de projesi var. Ayrıca bence kendi çok henüz kabul etmemiş olsa da çok da iyi prodüktör. Yavaş yavaş o işlerini duymaya başlayacağız. Biz böyle üçümüz sahnede, üç de iyi de arkadaş, iyi de kimya olarak, trio olarak süper vakit geçiriyoruz. Konsere beni şöyle paylaşamıyorum. Olacak ama Kana Kana'da sen bunu çok iyi bilirsin. Genelde bizim rock ve metal janrında yakaladığımız o şurada çalar mıyız, böyle yapar mıyız, ona da okey diyelim falan. Ben bunların hiçbirine okey demiyorum. Ve Kana Kana'da belli bir kriterler var. O kriterler sağlandığı zaman biz çalacağız. Var ona göre de belirli tarihler. Onlardan bazen okeyleyip devam edeceğiz ama onların altına inip hani acaba oldurur muyuz, şöyle yapar mıyız gibi zorlukları girmek istemiyorum açıkçası. Biraz nasıl müziğini keyfime göre yaptıysam çalmasını da öyle olsun ve gelenlere bir deneyim yaşatalım istiyorum ki ilk konser öyleydi. O yüzden biraz belki seyrek olabilir ama hepsinde güzel şeyler vaat ediyor olacağız. Paylaşabileceğim tarih önümüzdeki cumartesi 15 Ekim'de Kadıköy'de plak günleri var. Zaten meşhur biliyorsun. Evet. Herkes orada olacak. Çok da güzel ortam. Orada da hatta ben program açıklanmış. Sen yine imza törenimiz olacak. Evet. Rainbow 45'in Salih abinin performansı var. Aynı zamanda da Salih abi DJ'lik yapacak. Tabii Salih abi nihayet yani yavaş yavaş biliyorsun paylaşıyor bu ne derler aklını bizimle. Saat 6'da cumartesi günü saat 6'da da Kana Kana imza günü olacak. Plakları
pilavlarını getirenleri ya da başka bir şey getirenleri imzalayacağız. Ben aynı pilavı bir daha getirip bir daha imzalatsam oluyor mu? Abi zevkle her zaman. Çünkü double imzalı daha değerli oluyor. Neden olmasın? Aynen. Dostlar, bir tarih daha atmış oluruz. Aynen. O ben şeymiş, bunu peşimde dolaştırıyormuşum övünçün. Adam nereye giderse o günün tarihini imzalatayım. Ama dünyada bir ilk olur bak. Neden övünç, olmasın? Ben sana söyleyeyim. Çünkü normalde bir sanatçı hadi bir tane albümünü imzalatırsın. Bu bambaşka bir kesinlikle. Şey olur. Bir de umarım bu... Ekim, Kasım, Aralık, aynen. Ocak diye her tarafı imza doluymuş. Herkese de aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu şimdi belli sayıda basıldı ve çok güzel gidiyor açıkçası. Büyük ihtimalle de tükenecek tahminimce ve biz tabii tekrar basmak istememiz muhtemel. O yüzden de bunun böyle bir güzel anısı olacak. En azından ilk baskı olacak bunlar. O yüzden azalırken hani bu bilgiyi de vermiş olayım. Çünkü azalıyor. Evet, yani almadıysanız önümüzdeki cumartesi pazar efendim Kadıköy'de evet. Plak günleri. Orada cumartesi günü Rainbow standı haliyle kana kana imza günü Övünç orada olacak. Dediği gibi yani sınırlı sayıda tabii ki basıldı. Milyon basamıyoruz ne yazık ki plak. Ama tabii ki ikinci baskıya umarım girecektir. Almayanlar için tavsiye etmiş olalım. Özellikle Türk gruplarına destek olmak, Türk müzisyenlerine destek olmak. Hele ki bir de bu soundda işte dark wave, post punk benzerleri, gotik falan vesaire vesaire bir sürü alt dalı var bunun tabii ki. Elektronik bile diyebiliriz. Hele ki böyle tarzda müzik seviyorsanız efendim ve tabii ki pick-up'ınız da varsa değil mi? Yani ya şey olmasın ya biz bunu aldık ama nerede çalacağız bunu falanlar olmasın. Çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Buyur. O kadar çok mesaj aldım ki benim için bu plağı imzalar mısın? Tabii ki diyorum bana mesaj atanlara. Ağırlıklı olarak da hep Instagram'da iletişimdeyiz. Ve hep şu mesajı alıyorum %90. Ben aldım ama benim plakçılarım yok. Ya o da çok sempatik oluyor biliyor musun? İnanılmaz. Benim yani. İçin düşünsene Ozi yani. Benim için ne ifade ettiğini. Destek olayım alayım ama. Evet ben bu anıyı ben saklamak istedim. Çok güzel bir obje. O yüzden aldım. Bir imzalarsanız çok sevinirim. Ama hani dinleyemiyorum ama çok güzel. Ya şimdi şöyle bir şey bak. Sen de biliyorsun ki bu böyle tablo gibi bir şey abi. Yani evet böyle ya. Bir müzik ödülü gibi bir şey ya. Mesela pick-up'ın olmasa bile sevdim. Sevdim kardeşim ben bu adamı diyeyim. Müzik... Al ve koy yani böyle koy. Duvarda dursun. Hani tablo asmıyor evet. muyuz duvara? Çok güzel, harika. Gotik metal bir evim var. Okey. Koy duvarda. Böyle tablo olarak da faydalan. Neden olmasın? Yani illa pick-up'a koy, iğneyi üstüne koy, çal da demiyoruz. Efendim. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ya da faydalanabilirsiniz bu hard copy ile alakalı bunları söyleyebiliriz. Murat Didin çok teşekkürler. Mesajını gördüm sevgili dostum. Bu mükemmel çalışma için canı gönülden kutluyorum. İyi yayınlar ve iyi hafta sonları demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Murat Didin'e. Çok teşekkürler. Pekala. Albümle alakalı söyleyebileceğimiz başka bir şeyler var mı benim unuttuğum Övünç? Hani aktarabilmek istediğin bir şeyler olabilir belki. Şöyle albümü üzerindeki sticker'dan bahsettik ya. Şöyle bir yanılgı olmasını da istiyorum ben bazen. Şimdi sticker'da biz aynı zamanda bir İngilizce açıklama yapmamız gerekiyordu. Çünkü Rainbow 45 bu albümün yurt dışında da satışa sürdü. Tamam. Ve satılacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde oradaki plak dükkanlarını da yerleştirmeyi düşünüyoruz. O noktada bir İngilizce açıklama gerekiyordu. Ve Salih abinin öngörüsüyle ki çok katılıyorum ona bu işe yıllarını vermiş insan. Dedi ki bunu iyi sınıflandırmamız lazım. Metal albümlerin arasında kaybolmamalı bu kapakla. Haklı. O yüzden Dark Wave diyelim buna. Böylece biraz daha o ara janr hani goth dinleyen de dinlesin. Hani plakların konduğu yerde kendini öyle bir yer bulsun. Black metallerin arasına girmesin dedi. O yüzden Dark Wave dedik. Ama ve lakin bu albüm Dark Wave albümü değil. Çünkü ben Dark Wave albümü yapmadım. Çünkü ben Dark Wave'i dinlemiyorum. Bunu genelde dile getiriyorum. O da neden? Aslında ben bir pop albümü yapmak istedim. Ama bu pop albümü hayalimdeki soundla yaptım. Dark Wave dinlemiyorum. O zaman bu Övünç Dan'ın pop albümüdür bu diyebilir miyiz? Bu Türkçe sözlü hafif gotik müziği abi. çok tabii. Tatlı. Evet. Türkçe sözlü hafif gotik müziği. Gotik. Aynen. Bu kadar. Şey yani. Var ya böyle şeker pembesi death metal tişörtleri var misal ya. Yani, o geldi evet. aklıma. Bunu da niye söylüyorum biliyor musun? Çok tatlı bir teklif geldi mesela hafta içi. Ha. Dark Wave üzerine konuşalım mı? İşte programımız var. Dedim, ama Dark Wave'ci değilim ben. Ya dedi ki ben gerçekten isterim ama gelemem çünkü ukalalık diye söylemiyorum. Ben dinlemediğim için bilmiyorum. Bilmediğim için cevap veremem. Benim ama şimdi buraya Turkish Dark Wave Band deyince sana şimdi böyle röportaj teklifleri gelecek. Ya misal gelirse de işte diyecekler Dark Wave yapmışsın ya. Gel konuş iki dakika. Ben işte
Dark Wave'i yeniden tanımlamaya geldim falan gibi öyle cevaplar aynen. veririm. O da diyor. Olabilir. Dark Wave'in yeni yüzü falan gibi başlıklarımız var da. Şaka yapıyorum yani. Özetle yani. Bu bir gotik pop albümü aslında. O yüzden hani Dark Wave tınları tabii ki var. Çünkü neticede herkes... Atmosferik böyle şeyler de var. Belli yani. Belli müzisyenlerden belli tarzlardan etkileniliyor ya o müzikleri icra ederken. Bu da evet. onlardan paralel etkilenilmiş bir albüm özetle. Evet, evet, evet. Harika. Pekala sevgili dostlar. O zaman ara ara sohbet, ara ara şarkılar. Ne dedik? Hem sohbet edeceğiz hem de ölüler hariçteki şarkıları dinlemeyenlere dinleteceğiz. Pekala sırada yalan lisan var. Ne güzel. Onu dinleyelim sonra buradayız. Aramızda katılanlara yeniden merhaba diyelim sevgili dostlar. Dinlemiş olduğunuz şarkı Kum Adam'a ait Sen Kızsan Ben Geceyim ve saatler 20. Bir saati bitirdik. Hiç anlamadık bile. Valla zart dadanak bitti sevgili dostlar. CRI Türk'te canlı yayın Ozi'yle Türkçe Rock devam ediyor. Kana kana ölüler hariçi konuşmak için efendim başrol oyuncumuz Övünç'le beraberiz. Övünç'ten bizlerle beraber bugünkü programa renk kattı. Peki Övünç şimdi müziğin dışına çıkalım. Hadi. Şimdi sen çok gezmeyi seviyorsun. Çok. Festivallere gidiyorsun, konserlere gidiyorsun. Bayılıyorum. Gidiyorsun böyle metal festlerde videolar çekiyorsun. Burada oradan buraya servis yapıyorsun. Yapıyorum. İşte buradaki arkadaşlarımız portallardan oradan buradan Instagram'dan böyle hepsini paylaşıyor. Biz de diyoruz aa of o çıkmış sahneye aa bu çıkmış sahneye falan filan. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl vakit ayırıyorsun? Nasıl gerçekleştiriyorsun bu gitmeleri gelmeleri? Biraz bunlardan bahset. Şöyle oluyor. Şimdi ben sadece gezmek için programlı gezmek için yaşayan müthiş bir insanla evliyim. Ah süper. Böyle de olunca teşvik ediyor tabii. Ayak uydurman gerekiyor biliyorsun evet. yani abi. Yani o zaman hanımefendi sen otursan da hadi kalk diyen kişi mi yani? Bütün planlar her şey onunla tabii. Ben severim. Festivali de bulurum. Böyle mi gitsek şöyle mi gitsek nasıl yaparız? Bizde de tam tersi. Benim sevgilimle aha. ben düşünelim. Ben de bizde de ben. Ben sen ben. Hadi aynen. hadi. Böyle. Bunlar çünkü bu tarz festivallere koşullar ne olursa olsun, gelirler ne olursa olsun, ülke durumları, ekonomi hepsine katılınıyor. Ama bir yöntemi var. O yöntemde işte ne kadar önce hazırlanmaya başlarsan o kadar iyi. Çünkü her şey bir anda yarı fiyatlara daha da düşük hesaplamaları gelebiliyor. Bahar o konuda süper bir yetenek. Tatil plan... Takip ediyor, araştırıyor tabii, o zaman. Tabii. Ya mi? Abi bak tatil planlayıcı diye bir şey var mı bilmiyorum ama varsa o odur. Öyle bir uygulama çıkıyormuş. Bence olmalı gerçekten. Yani Bahar'a çünkü... söyleyelim o uygulamayı yapsın. Yani... Satar Apple'a değil mi? Bilmiyorum artık nasıl olur ama. Yani dediğim gibi biz olabildiğince hala şu koşullara rağmen gitmeye devam ediyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Gidebilmemizin sebebi de herkes aynı şeyi soruyor çünkü. Abi peki zor olmuyor mu işte? Maddi hani açıdan. Ekonomisi falan. Evet, neçede evet. çalışıyorsunuz falan ama. Evet. Aynen. Tabii ki biz bütün senelik planımızı Selenik İstanbul'daki yaşantımızı, her şeyimizi, bütün harcamaları bunlara gitme odaklı kuruyoruz. Ona göre buradan tasarruf yapıyoruz. Tasarruf yapıyoruz. O tarafa şey biletleri yapıyoruz. Erken alıyoruz. İşte yazışıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bin tane şey yapıyoruz. İçerik üretiyoruz. Bunların hepsini bir araya getirip bunu bir yaşam... Ama bu da bir mesai be abi. Öncesi bayağı yoğun bir çalışma var yani. Bu bir yaşam tarzına dönüştü bizim için açıkçası. Buna dönüştürüp önüne o şekilde ciddi bir plan, program, dosya olarak koyduğun zaman gerçekleşiyor. Açıkçası bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Çünkü hayat bir kere... Ve hayat o da bu hem yani. Bir kere hem de kısa o da bu. Hı hı. Ve beklerken, umut ederken, olacak mı derken, hı hı. Bir sonrakinde kesin derken. Ya da şimdi yapmayalım da seneye yaparız. Yapalım derken, evet yani. bunları yaparken ben bunları ne olursa olsun geç başlamış bir insanım. Yani ilk festivalimi 2013'te falan gidebildim. Hem anca kendime geliyordum iş güç olarak hem de cesaret edemiyordum olur mu olmaz mı derken. Ama gerçekleştirdikçe fark ettim ki... Sen o ruha sahipsen ve yapacağım diyorsan ve çadırda günlerce uyumaya okeysen ve o çadırı sırtında... Bir de öyle bir altyapı var tabii değil o çadırı mi? Sırtında... 5 yıl otelde kalınmıyor hayır. yani. O çadırı 5000 kilometre götürürüm, sürüklerim, kurarım, yaşarım ben bunu. Kampinginin de beraberinde yaşarım, bunları da severim. Yağmur çavur bana koymaz. Maceracı ruhlara tabii, sahip tabii. olmak lazım. Aynen, benim ruhum bu açıdan asla yorulmaz ve yaşlanmaz diyorsan hiç gayet kolay yapılıyor. O yüzden açıkçası... Ne diyeyim? Biraz cesaret etmek gerekiyor. Başlamak gerekiyor. Başladın mı? Hmm. İşte biz pandemi sonrası
O kadar zorlukta bile işte en son o iki haftalık Hellfest'e gittik bir şekilde ve iyi ki gittik. Bütün pandeminin... O da nasıl bir festti? Aynen. O abi yani dünyada zirve, kim varsa... Zirve oldu. Evet. Dünyada irili ufaklı gerçekten kim varsa doldurmuşlar. Line-up'a. Yani. Ve katılanlar da, çalıp söyleyenler de, organizatörler de, bizde herkesteki o silkelenme ve çünkü bu dünya yaşadı bu evet. pandemiyi ve yaşamaya devam ediyor. Böyle bir tatmin olmaya kesinlikle gelmiş. Kesinlikle herkes silkelenip tekrar hayatı kutlamaya, hayatın ne kadar kısa olduğunu ve her günün ne kadar kıymetli olduğunu anmaya ve aslında bütün bu yaşadığımız evrenin zaman tarafından yönetildiğini hatırlamaya bir araya gelmiş insanlar. O yüzden biz kendimizi orada çok mutlu ve çok rahat hissediyoruz. Ne yaptık ettik gittik yine bir şekilde gideriz yani. Güzel, harika. Sizin adınıza tabii ki çok sevindim. Bir yandan da zaten pandemi sürecinde gerçekten çok acayip şeyler çok, yaşandı. Çok, İnsanlık, hayatlar, yaşamlar, yaşantılar çok acayip acayip yerlere gitti. Ya şey düşünebiliyor musun? Yani. Herkes aynı şey söylüyor ya. Pandemiden ortaya çıkmasından 15 belki 20 gün önce biri sana deseydi ki Ozi öyle bir şey olacak ki 15 gün sonra dünyadaki herkes tam şu an hani şu şey maskeleri var ya kulağa takılan ondan takacak dese derdin ki şu anda abi sen ben artık fazlasıyla içmişsin büyük ihtimalle. Ya da evet ya delirsin, delirdin ya da bence. Ya da çok sallıyorsun. Ben öyle derdim açıkçası yani. Hani ve biz bunu dünyayla aynı anda tüm dünya yaşadık. Bütün dünya. Ve şu an iyi zamanları hiç evden çıkamadığımız günlere tabii, bir geri gidin. Tabii. Mesela tabii, değil tabii, mi? Tabii. Her yani, şey mümkünmüş. Sokağa çıkma yasakları vardı kesinlikle, biliyorsun. Kesinlikle. Ben bu maske örneğini hep şey olarak veriyorum. En basitinden hani yani ömrümüzde ben elime öyle bir maske benim değmemişti. Evet. Ve şu anda koleksiyonum var. Hani düşünsene. Ve... Renkliler çıktı. Tabii. Desenliler çıktı. Tabii. Özel markalar üretti. Bezi var. İşte bunu kaynatıp yıkayıp tekrar kurutup ya grup logosu falan. Basıp satan oldu ya öyle söyleyeyim sana yani. Tabii ki canım. Ya, tabii ki canım. Yüzden... Yok o korumuyor diyenler var. Asıl tabii. Şundan almanız gerekiyor diyenler var. Neyse ki iyi günleri gördük yani. Ama o da bir sektör oldu ve oradan da ciddi köşeye dönenler mutlaka oldu. Bunu biliyorsun değil mi? Mutlaka olmuştur. Çok acayip. Mutlaka yani. Peki mesela bayağı pik yapan bir fest olduğu için Hell'den bahsediyorum. Orada en etkilendiğim performans ne oldu? Onu da bir merak ettim. Kimi izledin? Çok grup izledin mi? Çok evet. Hani, yani açıkçası. Hani o dediğin ne çıktı? Var mı öyle? Ya, hatırlıyorsun. Çok jenerik olacak ya bu. Çok jenerik bir yanıt olacak ama bunu atamadığım için söylüyorum. Hellfest'te Metallica'nın gelmesi çok önemliydi. Çünkü şu ana kadar artık gelmeyen tek grup Metallica'ydı. Metallica'da biliyorsun bu pandemi sebebiyle kendi boyutunu küçültmese artık festivallere girmiyordu. Metallica sadece kendi stadyumda çalıyordu. Tek çıkıp çalıp tek iniyordu. Çıkıp iniyordu. Yani. Ama tabii ki Metallica dediğimiz şey bir grup değil bir holding olduğu için süper evet. bir şey yaptılar abi. Dekorları, amfili her şeyi küçülttüler. Ekibi küçültüp festivallere headliner girdiler hemen pandemi sonrası. Ve tekrar o ekonomiyi canlandırdılar. Bu sayede de biz festival dinleyicileri sadece Hellfest'e gelmedi. Bütün Avrupa'yı gezdiler. Hepimiz bir festivalde Metallica görmüş olduk. Ama bunun için Metallica'yı övmüyorum şu anda. Ondan öncesinde onun o dönem gruplarını üst üste izleyerek ki ben çok büyük Megadeth fanıyımdır mesela. Yani hepsini izleyip deneyimleyip canım tişörtüne yorum yazmıştın bizim programdan sonra. Aynen mesela. Tişört diye değil aynen, mi? Rust'ın Peace vardı. Tabii Rust'ın Peace vardı. Bunun üzerine festival kapanışı. Evet sevgili dostlar aramıza yeni katılanlara tekrar merhaba diyelim. Mozilya Türkçe Rock devam ediyor. Az önce ne dinledik? Çok değişik ülkemizin sıra dışı atmosferik dedi. Atmosferik. Bence atmosferik rock dedi. Çok seviyorum. Apartmanlar. Evet müthiş iş. Bu Melekler Kaybolunca isimli şarkıları. Albümlerin adı Aşk Aşk Sevgi Sevgi Aşk Aşk. Yani şiddetle öneriyorum. Çok güzel albüm canım. Çok çok güzel albüm. Çok güzel grup. Konserlerde yapıyorlar mı? Veriyorlar tabii. Aynı şekilde icra ediyorlar. Bende nasıl yeri bu albümün lansmanını yapacaklardı. Benim hepimizin hayatı altına pandemi ve evden çıkmayacaksınız yasakların girdiği gün apartmanlar konseri vardı. Şeyi unutmuyorum yani ah be apartmanlar konserine gidemedik diye başlamıştı benim için pandemi yasakları. Bugünleri gördük ama şu anda cayır cayır çalıyorlar. Harika. Tamar Records bu arada onunla Tamar belirtelim. Tamar Records aynen. Buradan da geçmişteki iş arkadaşlarımdan da bir tanesi. Evet. Sevgili Hakan Tamar'la efendim aynı radyoda da bulunduğumuz oldu.
bir süre çalıştık. Şeye biraz takılıyorum ben. Mesela bir sanatçı grubu buluyoruz. Aha. İşte bak bunlar da sana yakın müzik vermiş falan bölümündeyiz şimdi. Efendim kana kana bu arada Spotify'dan ben kopya çekiyorum. Mesela neler var? Hayranlarının hoşlandı. Baktın mı sen buna mesela? Ben sana söyleyeyim. Sen baktın hiç mı? Hiç bakmadım. Ya beni dinleyen başta kimi dinler? Hiç ya, aklına gelmedi. Gerçekten bakmadım. Vallahi mi? O zaman dur. Kayahan falan yok mu ya? Yok. Kayahan yok. Sezen Aksu var demiş. Böyle seviyorsun ya. Kayahan da çok seviyorum. Kayahan yok. Kayahan falan çıkmıyor mu ya? Ne abi çıkıyor? Kana kanadan Kayahan olmaz ki. Olmalı. O işte yok ama koymuyor. Abi Türkçe sözlü hafif buradan gotik. Buradan Türkiye Spotify yetkililerine gotik, sesleniyorum. Gotik pop dedim. Kayahan'dan daha gotik pop evet şarkısı ya. Yazabilen insan mı var ya? Nay sen yapma ya. Göz yaşlarındasın. Odalarda ışıksızım falan yani. Abi geceler ya. Hard tabii. Dark yani o. Abi darkness Kayahan'dır. Evet. Hiç. Elmanın yarısı falan. Hani diğeri nerede daha gibi? Yeni dinledim biliyor musun? Elmanın yarısı. Dün dinledim biliyor musun? Ölüm bile ayıramaz bizi falan. Abi ne yaptın ya? Çok acayip. Çok. Sen onları böyle bir hafif dark wave yorumlasan falan çok. Dark wave değilim diyor bu arada. Evet. Ben de burada kana kana hep bu Salih Bey var ya Rainbow Vicox'ta. Onun yüzünden oluyor. Buraya sticker'a yazmış ya. Turkish Dark Wave Band diye. Tamam da. Adamı dark wave'ci yaptık. Şimdi ne yazıcı kuruyor? Ne yazsa olmaz ki evet bir metal yanına kaybolur. Bu arada Türkçe sözlü hafif evet. Gotik müziğini biz İngilizce çevirdik birlikte de baktık. Dedik ki Salih abiyle bu yürümez. Ya bu Avrupa'da yürümez. Canım biz buna dark wave diyelim dedik geçtik ya. Yani. Ben öyle tarz sallardım bir yerimden. Yani şey elektronik altyapılı tabii, türkü formu tabii, falan mesela. Biz buna en son senin yine programda Gaddar için konuştuk. Gaddar, şakasına evet. Söyledim. Keyfi metal. Keyfi metal. Bu niye böyle dedin? Çok güzel bence. Ben dedim ki keyiften samimi. Tam o zaman keyfi metal işte dedik metal. Geçtik. Aynen. Mesela Depeche Mode'a sizin tarzınız da demişler. O demiş Depeche Mode müziği demişler. Mesela çok doğru. Benzeri yok. Çok doğru. Al sana o. Aynen. Ne yapalım? Neyse dur bak şimdi hayranları başka nelerden hoşlanır? Evet. Yani kana kanadan hoşlanıyorsa bak şunla. Az önce çaldığımız apartmanlardan hoşlanıyorlar. Harika, gurur duyuyorum. Süper. Başka Dr. Skull var. Yok artık. Vallahi var. Ama o şundan olabilir. Hı. Algoritma'da benim yayınlanmış bir Kana Kana'nın Güneş'in Sesi cover'ı var. Tamam ondan. Algoritma orada bunların bir Dr. Skull'la olayı varı hissedip Spotify algoritması Dr. Skull sayıyordur. Bak efsane Necropsy var. Çok iyi. Necropsy var. Çok iyi. Yani Kana Kana seviyorsanız Necropsy de seversiniz. Çok iyi ya. Bizim Can Temiz var. Harika. Yani. Bu arada şu hala Şampiyonlar Ligi gibi gidiyoruz şu anda. Bak. Ben bir de iyileri seçiyorum. Yalnız bak iyileri seçiyorum. Bak iyileri seçiyorum diyorsun. Manav gibiyim yemin ederim. Bu dediğin şeyi herkes görüyor. Şimdi adam açıp bakıp saymadıkları kötü mü diyecek. Ozi kötü mü diyor diyecekler. O da doğru. Bak orada cevap hakkı doğdu. Bravo Övünç'üm. Yok öyle i̇yileri değil. İyileri demeyelim. Hepsi iyi. Tanıdıklı yani dinlediklerimi diyebilirsin sen mesela. Ha, aynen mesela. Sağ ol. Beni kurtardın yani. Burada. Korhan Futacı. Harika. Bak Korhan da var. Red'den Doğan Duru var. Olur. Doğan Songwriting'den. Biliyorsunuz artık songwriter. Orada solo aynen. işleri de var. Els and the Cult diye bir sanatçı var. Duydun bilmiyorum mu? Els and the Cult. Bilmiyorum. Mesela o. Bir de ben Kargalar diye bir grup. Hoşuma gitti. Kargaları da bana başka bir arkadaşım önerdi. Ha. Ben de beğendim. Hani şey abi sen bunları yapıyorsun bak bu dinledin mi Kargaları da dinle diye. Güzel. Bence gayet güzel. Aynen bir aynen bir harika. Bir de enteresan bir bu biraz elektronik. Bu çok dark gelmedi bana. Bayağı bir elektronik. Ters Kelepçe diye bir grup var. Bilmiyorum. İşte. İsmi de güzelmiş. Yani değişik. Eskiz'le de final yapıyorum. Harika. Eskiz biraz Eskiz rock and roll aynen o işte onlar. Gitar tonlarından gider. Yani ama dediğim gibi algoritma seni şimdi bu kaçaktır, gaddardır falanlardan mı acaba? Hadi. Hem bak hem onu algılıyor hem şunu algılıyor. Bu nereden çıktı? Tamar Records'tan. Mesela Eskiz en son şarkısı yine Tamar Records'tan. Recording label'ları algılıyor, cover'ları algılıyor. Şarkılara taglenen songwriting işte kim yazdı, kim düzenledi bunları algılayıp böyle güzel bir çorba oluşturuyor ve yarı yarıya da başarılı buluyorum ben. Çok düzelttiler. 2 senedir Spotify'ın bu önce sana bir saçma sapan bir şeyler oluyordu. Abi şimdi çok, bir çok zor o yazılım yani. Evet. Onu yazmak zor o programcılık ama toparlamaya başladılar. Fena değil bence. Bu arada sevgili Ömüç Dan'ın Spotify'da Gotoğlu Got isimli bir playlisti var. herkese açık bir çalma listesi. Orada efendim The Cure'dan Paradise Lost'a, The Cult'tan Joy Division'a
Türk birisi yok. Bu onda Türkçe yok. Türk yok. Evet. Bu tarz isimlere de ulaşabilirsiniz. Harika. Sosyal adreslerin aklındaysa paylaşsana. Şöyle Kanakana için Kanakana Official bu Instagram. Güzel. Burayı öneririm. Oradan herkese her yere yönlendirebiliyorum. YouTube'da da Kanakana diye aratırlarsa YouTube kanalım da orada mevcut. Video şarkıların videoları orada. İşte YouTube'dan dinlemek isteyenler için orada YouTube müzikten de. Hı hı. Ama ben bunu çok dallanıp budaklandırmıyorum abi. Artık çünkü çok var. Hı. Hepimizin de çok var. Etrafta da çok var. O yüzden indirgedim. Şöyle yapıyorum. Official site falan bile değil. Instagram. Kanakana Official. Herkesin Instagram'ı var. Girin. Orada zaten linklerde siz nereye gitmek isterseniz Spotify'a da yönlendirir, YouTube'a da yönlendirir. Hepsi var. En temizi konser haberleri, işte plak günü haberleri, olası sürprizler, ıvır zıvır her şey Instagram'da, oraya beklerim. Harika. Peki o zaman Ölüler hariç albümündeki şarkılardan daha çalacağım şarkılar var. Bu arada 20-26 oldu saatler ama yettiği kadar vaktimiz değerlendireceğiz. Ama bir tane şarkının bir hikayesini paylaşmanı istiyorum. Tamam. Mesela sen seçebilirsin buradan. Düğüm olur, doz olur, yalan lisan olur. Mesela bizler sanatçıların, şarkı yazarlarının X şarkıyı nasıl bir psikolojide ve nasıl bir tarihte, nasıl bir atmosferde veya neden etkilenerek yarattığını ben şahsen merak ediyorum. Evet. O zaman hangisiyle alakalı ne söyleyebiliriz? Övünç. Tabii ki fix bir cevap ya bu. Hepsiyle ilgili söyleyebilirim ama bu şekilde sorulduğu zaman şunu söyleyebilirim. Berlin'de kış albümde sivrilen şarkılardan biri. Hı hı. Berlin'de kış aslında ilk ürettiğim zaman bir cover fikriydi, müziği, hı hı. Düzenlemesi. Ancak onu da o haliyle seviyordum. Başka bir sanatçının cover'ıydı. Ancak albümü paylaştığımda arkadaşlarımdan özellikle Çağlan dedi ki bu albümde cover olmamalı. Bu düzenlemeyi de sen bu cover'la biraz açıkçası yiyorsun bence. Bunu yapma. Hı. Ya bunun üzerine at zaten, altına melodik olarak bambaşka bir şey yapmışsın. Niye böyle bir şey yapıyorsun diye aklıma girdi. Bu benim aklıma yerleştikten sonra ben o şekilde bir temizlik yapıp sadece alt yapıyı aldım önüme. Hı hı. Bu olur mu dedim. Olmazsa da çalışmazsa da atarım bunu en kötü dedim ve onu kenara koydum. Sonra Ah Kozmos vardır. Sevgili Başak'ın grubu. Benim de iyi arkadaşımdır. O Berlin'de yaşıyor. Hı hı. Ben de Almanya'da çok şehre gittim. Özellikle Hamburg'a çok sık giderim. Çok sevdiğim bir yer. Hı-hı. Ama Berlin'e hiç gitmemiştim. Hı-hı. Ve bu şarkı yazdığımda da gitmemiştim. Ama Başak Berlin'de müzik stüdyosu var. Stüdyosunun ne kadar soğuk olduğunu, Berlin'in ne kadar soğuk bir yer olduğunu, Berlin kışının, hı-hı, nasıl Avrupa'da efsane olduğunu ara ara bana anlatırdı. Bayağı üşütüyor yani. Tabii öyle böyle üşütmez diye biz buna gülüyoruz ama tabii bu benim kafamda bir şeyler canlandırıyordu. Kışın gideydin bari. deneyimlemek için. Sonra ilk kez kışın gittim ve Başak'ı ziyaret etmek için gittim bu arada. Neyse ben böyle bir çerçeve oluşturdum şarkıyla ilgili. Başak'ın bu hikayesinden yola çıkarak. Ama şarkının finalini sevgili Çağlan Pentagram'ı peşinden Berlin'e Pentagram konserini izlemeye gitmişti. Biz gidemedik, o gitti buradan. Ben gideceğim diye. Hı hı. Ve oradan fotoğraflar atıyordu, işte şöyle geçiyor böyle gidiyor gibi. Çok güzel bir fotoğraf yollamıştı. O fotoğraf bana çok önemli bir konuda şarkının bir partiyle ilgili önemli ilham verdi ve ben şarkıyı bitirdim. Hı. Ve şarkıyı o ham demo haliyle Çağlan hala Berlin'deyken ona mail attım. Hı. Al dedim, ulan bana sevdiğim cover'ı ne hale getirttin, al da bu oldu. Bayıldı, ilk o dinlemiş oldu böylece ve inanılmaz olmuş. Ben şimdi dedi bunu Berlin'de karlı gece yolunda kulağıma alacağım, dinleyeceğim dedi. Benim için çok süper bir anıdır. Bu hala da mailleşmesi de duruyor. Arada açıp okuyorum tekrar. Teknoloji bu yüzden de güzel bir şey bu arada. Kaybedilenler için. Neyse böylece Başak'la başladı Ah Kozmos'la. Çağlan'la sonlandı. Aynı zamanda grubun adı da içinden çıktı. Her, evet, şeyle Berlin'de kışın hikayesi bu şekilde. Bundan sonra da paket program olmuş Berlin'de kış. Aynen. Ve ben bu yayınlandı, ondan sonra Berlin'e gittim ve çok güzel. Güzel oldu yani. Çok güzel. Bir kere daha abimiz, dostumuz, arkadaşımız, müzik insanı Çağlan'a buradan rahmet diliyorum. Mekanı cennet canım benim, olsun. Canım benim, olmasaydı olmazdık yani, her zaman söylüyorum. Harika, harika. Pekala, onu da ne güzel anmış olduk. Peki sevgili dostlar, Ölüler hariçten sırada ne var? Kör kazma. Buyurunuz. Amfetamin ve Kargalar. Bugün biraz sıra dışı isimler çalarak playlisti renklendirdik. Çünkü sıra dışı bir albümle
geldi övünç. Ne güzel. Kana kana üzerine konuşuyoruz. Ölüler hariç. Ben mesela kişisel olarak zevkim film dünyasından bahsedeceğim. Hı-hı. Övünçüm. Korku gerilim. Bayılırım. Ve kült gerilim filmleri. Harika. Çok severim. Harika. Hani George Romero'lar. Tabii tabii. Hitchcock'lar. Aha. İşte Stephen King'ler falan gibi. Senin de böyle stilin var mı? Bu tarz sevdiğin isimler izler misin? Benim nasıl biliyor musun? Hı. Bunu söylediğimde de haklı olarak gülenler de oluyor. Ben korku filmlerinden çok korkarım. Hmm. Yaşım bir yaşı geçtikten sonra artık bu biraz sakinledi ama yani bizim yaşadığımız dönemde özellikle hani 90'lar sinemasını düşününce yani herhalde belli kabus görme şekillerimi Freddy Krueger şekillendirmiştir. Elm Sokağı kabus. Evet yani ilk sinemada izleyip ondan sonra günlerce uyuyamadım. O günleri hiç unutmuyorum. Müthiş korkardım. O yüzden de çok hani sıkı takipçisi ama berbat bir izleyicisi olduğum, berbat değil de yani ne diyeyim, gerçekten aslında iyi bir izleyicisim çünkü korkuyorum. Şimdi, hani kimisi zevk alır, ben çok tabii, korkarım. Korkuyorsan tamam. Tabii tabii. Artık tabii öyle olmuyor. Korkan izleyici. Aynen, artık öyle olmuyor. Şimdi koleksiyon izlemek gibi oluyor. Tabii sanatına odaklanıyorsun. O zamanlar küçüksün ve tamamen atmosferine kendini kaptırıp bunu nasıl yapmışlar diye o kabuslar. Ben Terminator'dan korkmuştum. Terminator 1'i izlediğimde. Yani. O hani üstündeki o suni deri yanıyor da mekanik hali çıkıyor ortaya. Kırmızı gözü var. Ben ilk bunu görüp bundan korktum. Evet. Düşün. O benim hayatımın filmi abi. Terminatör'e girersek bu konuşma bitmez. Bence kana kana. Ha, öyle bir durumum var. Of ya. Şu anda tamam. Terminatör dünyasına dönersek vallahi bittin susmam. Bittiğim andır benim. Bit susmam yani. Ama ne var? Tabii ki etkisi var. Kabusların özellikle albümün içinde aslında belli şarkı, hatta şarkılara yayılmış bir kabus var. Bunun da tabii sinemadan feyz alan kısımları mutlaka var. Ya da almışım, benim haberim yok, sonra dinleyip kendi yazdığım sözlere bakınca aslında bunu buradan etkilenmiş olabilirim dediğim noktalar var. Tabii ki var, çünkü ben müzik kadar görseli de çok seven. İşte o yüzden üzerine kafa yoran filmde tabii her zaman yani. Ama şöyle bir şey var. Rolü varsa da ben şarkı hiçbir tarzdaki şarkıyı acaba şöyle mi diye yazmıyorum. Benim o anda gelir, o anda yaparım. Sonra kendim deneyimleye nereden ilham aldığımı kendim de görürüm ya da belki bazen birileri bana söyler bunu. Biraz benimki öyle plansız yürütülen bir süreç. Hı-hı. O yüzden mutlaka var diyebilirim yani. Ben de özetle retro işleri çok seviyorum. Tabii. Her zaman. School, her zaman. Her zaman. Hani her zaman. Çok kötü efektli olanlar vardı. Her ya. Zaman ya. Ama yani hani evet. Dev emek. Hani bayağı adam ölmüş ama salça var üstünde. Tabii hani, stop motion. Ya. Aynen. Müthiş hani, bir emek çok falan. Çok imkansızlıklarla çekilen filmler falan severim. Vardır ya. Hani saçma ama izlersin falan ama okey, ona saygı duyarım. Evet. Yani. O çok enteresandır. O yıllarda yapılan bayağı zor işlerdir yani onlar. Şimdiki teknolojide tabii ki bambaşka. O neler neler yaşıyoruz. Neler görüyoruz. Tabii ki bu da teknolojiye yansıyor. Bu arada kendi işlerinin dışında başkalarının albümlerini mix mastering, işte prodüktör görevi olarak yaptığın işler de var biliyorum. Onu daha çok Suat ortağım var benim. Çikolata Müzik Fabrikası diye tatlı bir yerimiz var. Birlikte bir müzik stüdyomuz var. Burada müzikleri üretiyoruz. Aynı şekilde benim müzik üretmek kadar, bunları icra etmek kadar sevdiğim şey prodüksiyon yapmak. Bu bir film olabilir, reklam olabilir, birilerinin şarkıları olabilir. Bunları yapmaya devam ediyorum. Şarkı düzenlemeyi çok, şarkı yazmak en sevdiğim şey. Şarkı söylemek yine en sevdiğim ikinci şey. Hı hı. Şarkı düzenlemek en sevdiğim üçüncü şey. Bazen o birinci sıraya çıkabiliyor. Hı. Yani düzenleme yapmayı çok seviyorum. Ben o yüzden cover, biliyorsun çok cover yaparım. Ben cover yapmayı da o yüzden seviyorum. Bir şarkıyı başka bir hale sokmak bana süper tam keyif veriyor. Tam anlamıyla yorumlamak değil. Kesinlikle mi? Yani birebir çalmak değil. Evet. Çok nadirdir. Benim eski gruplarımda da çalarken hani bir şarkıyı hadi bununla aynısını çalalım falan. Belki para kazanmamız gerekiyordur. Genciz'dir o zamanlar bunu
çok yaptık. İşte o yüzden de İstanbul barlarında cover gruplarıyla bir şeyler yapmışımdır. Ama onun dışında bir şarkının mesela Kana Kana'nın sahnesinde de ilk konsere gelenler biliyor. Albüm dışında belli şarkıların Kana Kana coverları var. İşte Dr. Skull'lar var, Tarkan var. O yüzden Tarkan'dan ne var? Tarkan'dan Kır Zincirlerini var. O da benim için çok köşe şarkılardan biridir. Onun Kır Zincirlerinin yorumunun düzenlemesini de ben albümle aynı zamanda yapmıştım. O yüzden benim için albümün şarkılarından biri gibi aslında. Onu live'da çalıyoruz. Umarım herkesin Tarkan'a kaydedip yollamak lazım. Acaba yorumu ne olur? Yani ben tabii şeyler merak ediyorum. Ben de yani, tabii ki dinlesin isterim neticede. Bak bu hale getirdik falan. Tarkan her zaman söylüyoruz yani kırmızı çizgimiz Tarkan. Tabii ki çok isterim ama zaman belki de dinlemiştir ya da dinleyecektir. Ne güzel. Beğenirse de hoşuma gider. Ama ve lakin başka yine Türkçe, mutlaka Türkçe olacak. Bu proje hep Türkçe olsun istiyorum. Bir iki tane evet. daha hazırlandığım cover var. Sahnede onları da icra edeceğiz. Özetle düzenleme maddesi benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Harika. Bu arada tam ne zaman piyasaya sürüldü plak? Satışa çıktı. Yeni. Evet sevgili dostlar, artık programın finaline geldik. Sevgili kardeşim Övünç'le beraber bugünkü Türkçe Rock programını sonlandırmış bulunmaktayız. Aynen. Efendim ben tekrardan Kana Kana'ya, Övünç Dan'a, Tamari Kors'a, Rainbow'a, Salih abiye ve bu müziğe para ödeyip bu plağı alanlara çok teşekkür ediyorum. Veya bu plağı alacak olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Dinleyen dinlemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne ala böyle bir plan var. Evde keyifle dinliyorum. Efendim siz de alın. Almadıysanız haftaya plak günleri 2 gün üst üste Kadıköy'de. Orada da Rainbow standına gelin. Orada da hem Övünç alırsanız imza da atacak. Harika. Bu arada şey gibi oldu. Almazsak atmayacaklar. Tabii ki alırsanız plağı imzalayacağı için öyle bir durum var. Bu bilgileri de aktarmış olayım. Övünç'cüğüm çok sağ ol. Ben teşekkür ederim Ozi her şey için. Yıllardır artık bu seninle ne güzel kaçıncı programımız oldu. Evet ya, Bu projeyi de burada seninle konuşmak benim için ayrıcalıktı. Bütün güzel sözlerin için teşekkür ederim. Değirmenlerle savaşmaya devam. Aynen. Bu arada sevgili dostlar, Övünç en son albümdeki versiyonunun bir de akustiğini paylaştı. Yani Düğüm isimli şarkı akustik versiyonuyla da şu an dijital platformda. Ben onu da çok beğendiğimi söyledim zaten kendisine. Finali de efendim o şarkıyla yapacağız. Çok sevinirim. Hem de Kayahan sevgimiz belli olsun. Orada bir Kayahan göndermeleri o akustik düzenlemede var. Lütfen buyurun. Harika. Pekala. Herkese mutlu bir akşam diliyoruz. Mutlu bir hafta diliyoruz. Müzik dolu ve sağlık dolu olsun. Kana Kana'ya da çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Övünç'e. Haydi buyurunuz Düğüm Akustik. Hoşçakalın.